Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Savaş Şenel. Özel Ferah Büyük Çamlıca Koleji Yabancı Diller Zümresi'nden İngilizce derslerimize devam ediyoruz. Sizler için video çekiyoruz ve bunu okulumuzun resmi YouTube kanalında paylaşıyoruz biliyorsunuz. Şimdi bu haftada birkaç videomuz yayınlandı. Yeni videomuzda yine workbook'umuzun, maraton kitabının workbook'unun ünitelerinden oluşacak. ikinci ünitenin yani Teen Life ünitesinin ikinci bölümünü sizlerle ele alacağız. Teen Life ünitesinin İkinci bölümde ne var arkadaşlar? Language yüz var. Birinci bölüm, her ünitedeki birinci bölüm vocabulary, kelime haznesine yönelik. İkinci bölümde dil kullanımına yani okuma parçaları vesaire okuduğun anlamı gibi şeyler var. Evet, bundan önce size iki tane güzel söz okumak isterim. İngilizce, yabancı dil örnemiyle ilgili. Öncelikle yabancı dil örnemiyle ilgili genel anlamda sözler. With languages, you are at home everywhere. Yabancı dil öğrenerek her yeri kendi eviniz gibi yapabilirsiniz tarzında çevirebilirim. Yani her yerde evinizde gibisinizdir. İletişim kurabilirsiniz, insanlarla konuşabilirsiniz, arkadaşlıklar edinebilirsiniz anlamında güzel bir söz. Diğer sözümüz de Few activities are as delightful as learning new vocabulary. Çok az aktivite, çok az etkinlik, yeni kelimeler öğrenmek kadar keyiflidir. Yani kelime öğrenmek çok güzeldir. Bizi biraz daha genişletir. Yani Yabancı dil öğrenirken dar bir yerde olduğunuzu düşünün. Tabii eviniz gibi değil. Her kelimeyle ve bunların doğru kullanımıyla eviniz biraz daha genişler. Tabii ki burada vurgulayacağım sadece kelime öğrenmeyeceğiz. Onların doğru kullanımlarını da kitap okuyarak, soru çözerek, film seyrederek bağlam içinde öğreneceğiz. Kelimeler kadar onların doğru kullanılması da önemli. Zaman içerisinde kelimelerimizi güzelce kullanma özelliğimizi geliştirebiliriz. Peki bu iki sözden sonra ne yapalım hemen çalışmalarımıza dönelim. Evet, t Life Ünite 2, ikinci grup alıştırmamız. Yani Language Use, dil kullanımı. Hemen bakalım, birinci grupta ne var? 1-2, for these questions, choose the best option to fill in the blanks. Bir ve ikinci sorularda ne yapıyoruz? Boşluklara en iyi uyan seçeneği buluyoruz. Choose the best option to fill in the blanks. Boşluğu doldurmak için en iyi seçeneği bulun. Hatta en doğrusu diyebiliriz arkadaşlar. Evet birinciye bakalım arkadaşlar. Oliver ne diyor? What type of music do you prefer? Flo ne diyor? I love rock music. What about you? Oliver'ın sorusu şu. Ne tür müzik seversin? Tercih edersin. Flo da diyor ki I love rock music. Rock müzik severim. What about you? Ya sen? Oliver da boşluktan sonra I find rock music so energetic diyor. Rock müziği çok enerjik buluyorum diyor. Yani boşluğumuz arkadaşlar pozitif bir şey gerekiyor. Çünkü rock müziği enerjik buluyormuş. A'ya bakalım. It is unbearable. Katlanılamaz. B'ye bakalım. Me too. Ben de. C. Are you kidding? Dalga mı geçiyorsun? Şaka mı yapıyorsun? D. I hate it. D'de ne diyor? Hedefet ediyorum. Tabii ki burada doğru cevabımız arkadaşlar ne olacak? Birinci de Bursa olacak. Me too. Ben de. I find rock music so energetic. Ben de severim rock müziği. Ben rock müziği çok enerjik bulurum diyor böyle. Peki ikinci sorumuza geçelim. Brad diyor ki, Sonic is a national sportsman. Sonic, ulusal bir sporcu. Tom da bir soru soruyor. Brad the archery diyor. Yani okçuluk. Şimdi sorumuz ne olmalı ki karşılığında archery diyelim? A, what is his branch? B, why is he successful? C, how often does he do training? D, what time does he go to bed? 1, what is his branch? Alanı ne? A şıkkı ne diyor? Alanı ne? B, why is he successful? Neden başarılı? C şıkkı ne diyor? How often does he do training? Ne sıklıkta antrenman yapar? D şıkkı What time does he go to bed? Saat kaçta yatağa gider? Yatar, uyur yani. Elbette doğru cevap burada arkadaşlar. What is his branch olur arkadaşlar. Çünkü alanını soruyor. Cevap okçuluk. Dolayısıyla doğru cevabımız ne oluyor arkadaşlar? A şıkkı oluyor. 3'e gelelim. 3'te ne diyor arkadaşlar? Put the sentences in the correct order to make a meaningful paragraph. Anlamlı bir paragraf oluşturmak için cümleleri doğru sıraya koyun. Bakalım şimdi. Bir, önce bir ilk cümlemizi yakalayalım. İlk cümlemizi yakalarsak işler kolaylaşacak arkadaşlar. Evet, he changes his clothes and watches TV to relax. Elbiselerini değiştirir ve rahatlamak için televizyon seyreder. Bu birinci cümle olur gibi değil. 2. At 8 he has dinner with his family. Saat 8'de ailesiyle akşam yemeği yer. 3. He has a shower before he goes to bed. Yatmadan önce bir duş alır. Bu da ilk cümle değil. İlk üç cümlemiz Paragrafın ilk cümlesi olamaz. 4. Brian comes home from school at 6 o'clock. Ha, işte bu cümle ilk cümle olabilir. Brian okuldan eve saat 6'da gelir. Evet, ilk cümlemizi 5 kabul ediyoruz. Sonra bakıyoruz, ikinci cümle hangisi olabilir? He changes his clothes and watches TV to relax. Değil mi? İkinci bu olabilir. Okuldan geliyor, elbiselerini değiştirip televizyon seyrediyor, rahatlamak için. Üçüncü cümleye bakalım arkadaşlar. At 8 o'clock he has dinner with his family. Ailesiyle yemek yer. Evet, bu da üçüncü cümlemiz olur. Ve son cümlemizde he has a shower before he goes to bed. Yani yatmadan önce ne yapıyor arkadaşımız? Duş alıyor. Dolayısıyla 4, 1, 2, 3 hangi şıkta var arkadaşlar? D şıkkında var. Doğru cevabımız D şıkkı. 4'e bakalım 4'te ne var? Önce sorunun köküne bakıyoruz. Soru bize ne istiyor? Onu anlıyoruz. Talimatına bakıyoruz. Which of the following is true according to the table below? Aşağıdaki tabloya göre hangisi doğru? Ha, 4 tane şıktan hangisi doğru? Sonra şıklara bakalım. A. Lisa prefers biographies to sci-fi books. Lisa biyografileri bilim kurgu kitaplara tercih eder. Lisa'ya gidiyoruz. Biyografiye bakıyoruz. Gülen yüz var değil mi arkadaşlar? Evet gülen yüz var. Peki Lisa gidiyoruz science fiction. E orada da gülen yüz var. Demek ki A şıkkı doğru cevap değil arkadaşlar. B'ye bakalım. Peter and Sarah aren't fond of gothic books. Peter ve Sarah gotik bukları yani karamsar, karanlık edebiyatı sevmiyorlarmış. Bakalım Peter'a gidelim. Peter'den gotik buka bakalım. Evet P Peter hakikaten sevmiyor gotik bukları. Peki Sarah'a gidelim. A. Sarah da sevmiyor. Yani B şıkkı doğru arkadaşlar. C'ye bakalım. Doğru şıkkı bulduk diye vazgeçmiyoruz. Devam ediyoruz. C şıkkı Charles enjoys reading sci-fi books. Charles e, bilim kurgu kitaplardan hoşlanır. Charles'a bakıyoruz arkadaşlar. Sci-fi book'lara bakıyoruz. Ne yazık ki hoşlanmıyor. D. Peter doesn't enjoy learning about famous people's lives. Peter, ünlü insanların hayatları hakkında bilgi sahibi olmayı, öğrenmeyi keyifli bulmaz. Bu işten keyif almaz. Hemen Peter'a gidiyoruz. Biography'e bakıyoruz ama orada gülen bir yüz var. Yani D şıkkı da de olmuyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada doğru cevabımız Bursa. Peter and Sarah aren't fond of gothic books. Peter ve Sarah gotik kitaplar sevmiyorlar. Fond of ne demek arkadaşlar? Don't like demek, dislike demek. 5'e bakalım arkadaşlar. 5'te tane var? Hemen soru kökümüzü okuyoruz tabii her zaman olduğu gibi. Find the sentence that best completes the dialogue. Diyaloğu en iyi tamamlayan cümleyi bulun. How does your sister usually go to school? Ne diyor? Genellikle kız kardeşin okula nasıl gider? A. She always takes the bus. Her zaman otobüse biner. Yukarıda otobüs resmi var mı? Çizimi var mı? Yok. B. My father drives her to school. Babam onu okula arabayla götürür. Öyle bir resimde öyle bir şey yok. C. She goes to school on foot. On foot ne demek arkadaşlar? Yaya demek. Yayan demek. Doğru cevap C. Ama yine de doğru cevabı bulduk diye vazgeçmiyoruz. D'ye de bakıyoruz. She goes to school by train. Trenle gider. Yani öyle bir durum ne yazık ki görünmüyor. Peki altıncı soruya geçelim. Which picture does the sentence describe? Cümlemiz hangi resmi, hangi çizimi tarif ediyor? Thomas likes wearing casual and ordinary clothes. Thomas sıradan efendime söyleyeyim günlük ve sıradan elbiseler giymeyi tercih eder. Hemen bakıyoruz. A şıkkı. Evet nasıl görünüyor? Gündelik ve sıradan. Değil mi? Gömlek var, pantolon var. Shirt var, pants var. B'ye bakıyoruz. Oh, serious yani böyle ciddi. Suit var, takım elbise var. C'ye bakıyoruz. Aa bir tiyatro gösterisi için. It is fun. Eğlence için. D'ye bakıyoruz. Bayağı ciddi. Polis uniform var. Yani polis üniforması var. Dolayısıyla arkadaşlar doğacağımız ne oluyor arkadaşlar? Aşık oluyor. Evet, yedinci soruya geçelim. Find the question that best completes the dialogue. Terry bir soru soruyor. Frank'le cevap veriyor. Of course, I think it is impressive. Elbette. Sanırım yani benim fikrime göre etkileyici. Bakalım ne sormuş? A. Where can I take guitar classes? Nerede gitar dersleri alabilirim? Uyuyor mu? Uymuyor. B. Does Carla follow the fashion? Carla diyor, modayı takip eder mi? Of course, evet. I think it is impressive. Bence çok etkileyici. Tabi buradaki it, she olsaydı cevap olurdu, uyardı ama she değil it. C. Do you like slow dance music? Yani slow dance sever misin? Of course, elbette. I think it is impressive. Bence etkileyici. D şıkkı, C şıkkı olur değil mi arkadaşlar? Tabi biz burada neyi buluyoruz? Yukarıdaki cevabı buluyoruz. Yoksa bize göre slow dance impressive olmayabilir yani siz beğenmeyebilirsiniz ama yukarıda ne uygun, yukarıya ne uyuyor biz ona bakıyoruz. D. What kind of books do you like? Ne tür kitaplar seversin? Sorusuna da yani of course diye cevap verilmez kitap türü söylenir. Yedinci soruda doğru cevabımız tabii ki Ceyhan. Peki sekizinci sorumuza bakalım. Sekizde diyor ki study the table and find the option that doesn't complete sentence given. Yine bir e, tablo okuman sorusu. Grafik sorusu değil ama tablo okuma sorusu. Study the table and find the option that doesn't come to the sentence given. Tabloyu okuyun ve aşağıdaki cümleye uymayan seçeneği bulun. Ben önce şıklara bakmayı tercih ediyorum. Julia thinks, a pop music is awful. Pop müzik nedir? Korkunçtur. Bakıyoruz pop müzik hakkındaki düşüncesine unbearable. Evet unbearable da katlanılamaz demek. A şıkkı yukarıya uyar ama biz ne arıyoruz? Uymayanı arıyoruz. B şıkkına bakıyoruz. Rock music is popular. Evet Julia Rock müziğin popüler olduğunu düşünüyor. Çünkü trend diye işaret koymuş. Dolayısıyla bu da doğru yukarı uyar. Peki C şıkkına bakalım. Jazz is fun. Jazz eğlencelidir. Evet A Julia Jazz'ı unbearable buluyor. Dolayısıyla C şıkkı yukarı uymuyor arkadaşlar. Tablo uygun bir veri değil. D şıkkına bakalım. Classical music is great. Bakalım classical müziği seviyormuş. Terrific'miş. Tabloda terifi işaretlemiş. Aslında gençlerden caz müziği seven çok arkadaşımız var. Fakat bu soruya göre, tabloya göre Julia caz müziği sevmiyor. Doğru cevabımız ne oluyor bu durumda? Arkadaşlar C şıkkı oluyor. Peki 9'a bakalım şimdi. Find the irrelevant sentence in the paragraph. Paragraftaki ilgisiz cümleyi bulun. 1. Music is a very important part of my life. Müzik benim hayatımın en çok önemli parçasıdır. 2. Whenever I have free time, I practice the drums and the guitar. Ne zaman boş vaktim olsa, serbest vaktim olsa, boş vakt demeyelim, boş vakit iyi bir tercüme değil. Çünkü eş, medeni bir insanın, öğrencinin boş vakti olmaz. Serbest zamanı olabilir. I practice the drums and the guitar. Batiri ve gitar çalışırım diyor. 3. However, I'm not good at playing instruments. Fakat ben diyor, enstrüman çalma da iyi değilim. 4. This makes me feel better and relaxed. Bu da beni diyor, ne yapar? Daha iyi hissetmemi sağlar, daha dinlenmiş olmamız, yani dinlenmiş hissetmemi sağlar. E şimdi bu uydu mu şimdi? Yani bir insan enstrümanlarda iyi değilim ben, güzel enstrüman çalamam deyip arkasından bu durum beni rahatlatıyor der mi? Daha iyi hissetmemi, rahatlamış hissetmemi sağlıyor der mi? Demez. Dolayısıyla burada arkadaşlar ilgisiz cümlemiz üçüncü oluyor. Üçüncü cümle, üç işaret, üç rakamı nerede var arkadaşlar? Tabii ki C şıkkında var. Doğru cevabımız ne oluyor bu durumda? Arkadaşlar C oluyor. Peki, find the question that best completes the dialogue. Aşağıda verilmiş olan diyaloğu tamamlayan en iyi soruyu bulun. David bir soru sormuş, Michael da rarely demiş, nadiren. A şıkkına bakalım. What time do your dance classes start? B. Where do you usually have lunch? C. Who do you mostly play chess with? D. How often do you do sports? Şimdi nadiren dediğine göre arkadaşlar sıklık soruyor. Nerede var? D şıkkında var. Fakat biz yine de şıkları okuyalım. A. What time do your dance classes start? Yani dans sınıfların dersleri ne zaman başlar? Saat kaçta? Rarely olmaz. Buna cevap verilemez böyle. B. Where do you usually have lunch? Genellikle nerede öğle yemeği yersin? E bu da olmaz. Genellikle nerede öğle yemeği yersin deyip cevap olarak nadiren denmez. C. Who do you mostly play chess with? Genellikle kiminle ya da daha çok kiminle satranç oynarsın? Bu da olmaz de, hava funduyu du sports. En güzeli bu arkadaşlar. Ne sıklıkta spor yaparsın? Evet, şimdi okuma parçamıza geçelim. Read the text below and do the following exercises. Aşağıda verilen texti okuyun, metni okuyun ve ardından gelen alıştırmaları yapın. My daily routine. Benim günlük hayatım, günlük rutinim. Hi, my name is Elise. Merhaba, benim adım Elise. I'm a high school student. Bir lise öğrencisiyim. Every morning I get up at 6 a.m. and go running in the park because I'm in the school running team and I must practice a lot. Her sabah saat 6'da kalkarım, parkta koşuya giderim çünkü ben okul takımındayım, okulun atlet takımındayım, koşu takımındayım ve çok antrenman yapmam gerekiyor. Then I come home and have a shower. After having a shower, I get dressed and have breakfast with my parents at half seven am. Sonra eve gelirim, bir duş alırım ve duş aldıktan sonra giyinirim ve ailemle, anne babamla kahvaltı ederim saat 7.30'da. Then I leave home and go to school. Sonra evden ayrılır, okula giderim. School starts at 8.15. A quarter past, quarter past eight. 8'i çeyrek geçe başlıyor okul. I usually walk to school. Genellikle okula yürürüm. But I sometimes take the bus if I'm late. Fakat bazen otobüse binerim eğer geç kaldıysam. At noon I have lunch with my friends. Öğle yemeğini arkadaşlarımla yerim. I never eat fast food because a sports person must keep fit. Hiçbir zaman fast food yemem. Abur cubur yemem. Çünkü bir sporcu zinde olmalıdır. Zinde kalmalıdır. I come back home from school at 3 o'clock and have a rest. Eve okuldan saat 3'te gelirim ve dinlenirim. I usually listen to music on my phone. Telefonumda müzik dinlerim genellikle. I like classical music. Mozart and Beethoven. I like classical music. Mozart and Beethoven are my favorite classical musicians. Mozart ve Beethoven benim yani klasik müzikte favorilerimdir. I always do my homework before I have dinner at 7 p.m. Saat 7'den önce, akşam 7'den önce her zaman ödevimi yaparım. Before bedtime, yatmadan önce, Uykudan önce I read a book or a magazine, bir kitap veya bir dergi okurum and I go to sleep at half past nine. Ve saat dokuz buçukta ne yaparım? Yatağıma gider, uyurum diyor. Peki bakalım şimdi A grubu ne istiyor bizden? A grubu bizden ne istiyor arkadaşlar? Cümlelerin doğru ya da yanlış olup olmadıklarını işaretleyeceğiz. Cümleler doğru mu yanlış mı? Bir. Elis does training seven days a week. Elis haftanın her günü ne yapar arkadaşlar? Antrenman yapar. Peki ne oluyor bu? Tabii ki true oluyor. Çünkü ne yapıyor? Ne diyor bize Elis? Every morning diyor. Every morning demek haftanın her günü demektir. Peki ikinci de Elis has breakfast before she goes running. Elis dışarı çıkmadan koşu gitmeden önce kahvaltı eder diyor. Hayır Elis koşu gitmeden önce kahvaltı etmiyor. Ne yapıyor? Koşudan sonra eve gelip kahvaltı ediyor ailesiyle. Yani bu da false arkadaşlar. İki false oluyor. Üçe bakalım. Üçe bakalım. Alice's school isn't close to her house. Alice'in okulu eve yakın değil. Tabii ki Alice'in okulu eve yakın. Neden? E çünkü yürüyerek gidebiliyor. Dörde bakalım. Alice prefers eating healthy food. Alice sağlıklı yiyecekler tercih ediyor. Elbette fast food yemediğini söylüyor. Sporcu zaten. 4 nedir arkadaşlar? Doğrudur. True. 5. Alice never does her homework after 7 pm. Alice hiçbir zaman saat 7'den sonra ödev yapmaz diyor. Nereden anlıyoruz bunu? Bakıyoruz parçamıza. I always do my homework before I have dinner at 7 pm. Ödevimi her zaman saat 7'de akşam yemeği yemeden önce yaparım. Yani akşam yemeğini bir kere 7'de yiyorlar, değil mi arkadaşlar? O akşam yemeğinden daha da önce ödevini yapıyor. Dolayısıyla bu 5 ne oluyor arkadaşlar? True. Yani bir true, one true, two false, three false, four true, five true. Peki cevaplara bakalım şimdi. Peki B grubuna bakalım. Answer the questions. Where does Alice practice running? Alice nerede antrenman yapıyor, koşu antrenmanı yapıyor arkadaşlar? In the park, parkta. Why is keeping fit important to Alice? Alice için zinde kalmak niye önemli? E tabi arkadaşlar çünkü Alice nedir? bir sporcudur. Because she is a sports person, she is in the school running team. Değil mi? Yani bir sporcu ve okul takımında, koşu takımında. 3. What kind of music does Alice like listening to? Alice ne tür müzik dinlemeyi seviyor? Evet, parçamızda gördüğümüz kadarıyla Alice tabii ki classical music. She likes listening to classical music. Klasik müzik dinlemeyi seviyor. Dörde bakalım. When does Alice do her homework? Alice ev ödevini ne zaman yapıyor arkadaşlar? Bakıyoruz dörde. Saatine dikkat ediyoruz okuma parçamızdan. She does her homework before dinner. Akşam yemeğinden önce ödevini yapıyor. Peki 5 ne diyor? What does Alice do before she goes to sleep? Alice uykudan önce, yatmadan önce ne yapıyormuş arkadaşlar? She reads a book or a magazine. Bir kitap veya ne yapıyor arkadaşlar? Bir dergi okuyor. Peki diğer sayfamıza geçiyoruz. Match the questions with the answers. Burada A grubunda soruları cevaplarla eşleştirme var. Bir, how do you feel when you wear casual clothes? Rahat spor elbiseler giydiğinde kendini nasıl hissedersin? Bakıyoruz, A, skating and judo, olmaz. B, twice a week, haftada iki kez. C, I drive to work, işe arabayla giderim. D, folk, yani halk, folk. D, because I study regularly, çünkü düzenli olarak çalışırım. F, energetic, evet, F doğru cevap. Yani rahat ve gündelik elbiseler giydiği zaman arkadaşlar kendisini nasıl hissediyor arkadaşlar? enerjik hissediyor. Değil mi? Peki geçelim diğer sorumuza. How do you go to work? İşe nasıl gidersin? Tabii ki I drive to work. C güzel gidiyor burada. İkinin eşi C oluyor. I drive to work. İşe arabayla giderim. Üçünü diyor what type of music do you prefer? Ne tür müzik tercih edersin? Tabii ki folk olur. D yani 3 D arkadaşlar. Dörde bakalım. How often do you go to the gym? Ne sıklıkta jimnastik alanına gidersin, spor yaparsan. B twice a week. Haftada iki kez yani 4 B oluyor arkadaşlar. 5'e bakalım. What sports would you like to try? Ne tür sporları denemek istersin? A şıkı nedir? Skating and judo. Paten ve judo. Peki 6'ya bakalım. Why are you successful? Neden başarılısın diyor? E de ne der? Because I study regularly. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? Cevaplarımız hemen söyleyelim. 1 F, 2 C, 3 D, 4 B, 5 A, 6 E. Okay. Geçelim diğer alıştırmamıza B grubuna fill in the blanks with the correct words one is extra. Boşlukları doğru kelimelerle doldurun. Bir tanesi fazla. Bir tane kelimeyi kullanmıyoruz. Kelimelere bakalım. Campfire, camp ateşi. Re recommend, tavsiye etmek. Trendy, moda uygun, güzel. Ridiculous, absürt, saçma. Spend time, zaman geçirmek. Lifestyle, hayat tarzı. Bir, trekking is a very outdoor sport. Many people go to the mountains to do this sport. Trekking ne olabilir arkadaşlar? Burada trendy olur. Çünkü bir sürü insan diyor dağları bu sporu yapmak için gidiyor. Yani moda demektir. Birincisi ne olur arkadaşlar? Bir trend. İki, I usually with my friends at weekends. Hafta sonunda arkadaşlarımızla genellikle ne yaparız? Spend time. Okay. I usually spend time with my friends at weekends. Genellikle hafta sonları arkadaşlarımla zaman geçiririm. Üç ne olur? Let's make a and sit around it. Hadi bir şey yapalım sonra etrafına oturalım. Ne olur bu? Campfire. Let's make a campfire and sit around it. 4. If you like fantasies, I will lend you The Hobbit. I highly recommend you read it. Eğer fantastik kitapları seviyorsan, sana Hobbit adlı kitabı çok tavsiye ederim. Yani okumanı diyor. Dolayısıyla burada ne olur arkadaşlar? You recommend olur. 5'e bakalım. Look. Bak. Martin is riding this, his little son's bike. Martin'e bak. Küçük oğlunun bisikletini sürüyor. This is ridiculous. Bu komik ya. Absürt. Gereksiz bir şey yani. Peki C grubuna geçelim. Put the words in the correct order to make sentences. Cümle yapmak için aşağıdaki kelimeleri ne yapıyoruz? Düzgün bir sıraya koyuyoruz. Ha, şöyle bakalım. Ben size söyleyeyim. My best friend has two tickets to a concert. En iyi arkadaşımın bir konsere iki bileti var. İkiye bakalım. When do you attend yoga classes? Yoga derslerine ne zaman gidiyorsun? 3'e bakalım. He seldom goes to work by train. İşe nadiren trenle gider. 4 ne olabilir? He prefers listening to Indian music. Hindistan müziği dinlemeyi tercih eder. 5 ne diyor? What does your sister Usually do after school. Kız kardeşi genellikle okuldan sonra ne yapar? Kız kardeşin okuldan sonra genellikle ne yapar da diyebiliriz. Bir ünitenin daha sonuna geldik. Gelecek dersimizde ne var arkadaşlar? In the kitchen. Biliyorsunuz LGS'den ilk 5 üniteden sorumluyuz. Gelecek dersimizde in the kitchen ile ilgili alıştırmalar yapacağız. 5 üniteden 10 bölüm alıştırmasını yaptıktan sonra tabii ki başka dokümanlarla devam edeceğiz. LGS'ye kadar bize dinlenmek durmak yok. Tabii ki dinleneceğiz ama kastettiğim bir şeyi çok iyi anlıyorsunuz. Yani kendimizi gençlerin tabiriyle salmayacağız arkadaşlar. Evden çıkmıyoruz, sağlıklı kalıyoruz, Zoom dersine devam ediyoruz. Bu videoları seyrediyoruz. Bakın özenle çekiyorum sizler için. Siz seyredeceksiniz, yararlanacaksınız diye. Evet bazılarınız workbook'u çözmüş olabilir ama birçoğunuz da çözmedi. Dolayısıyla workbook'tan gidiyoruz. Onu da bitireceğiz. Az kaldı derken yeni yeni kaynaklarla karşınıza çıkacağız. Hepinizi sağlıklı görmek istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.